Merhabalar tatlı güzel ruhlar, merhabalar güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu, yay olan herkes hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ekim ayı enerjilerine bakıyor olacağız. Ekim 2024 özellikle yay burçlarına niyet ediyorum. Ve bunun üzerine yay burçları için kartlarımı açacağım bugün, bir tarot açılımı yapıyor olacağız. Bakalım Ekim ayı enerjilerinde neler var yaylar için. Eğer hoşunuza giderse lütfen etkileşim gösterin. Her ay yapalım bu burç videolarını. Evet, ilk gelen mesajımıza bakalım hemen. Oo, süper zenginlik mesajı. Zenginlik. Ama bakın bu zenginlik böyle hem evet maddi anlamda bir zenginlik ama genel olarak da böyle bir bolluk, bereket, çokluk mesajı var aslında burada. Bir ikinci mesajımız eşsizlik mesajı. Yaylar zaten çok eşsiz değil mi? Ben yay enerjisini çok severim. Yayları çok severim. İyi anlaşırım yaylarla. Ve sizler için bir eşsizlik mesajı var. Bir de tabii ki de bir böyle çekiminizin kuvvetli olacağına dair Ekim ayı içinde. Enerjinizin çok böyle aslında güçlü, yoğun bir enerji altında olacağınıza dair bir mesaj var. Hatta burada sanki alt metinde diyor ki isteklerine çok odaklan bu ay. Çünkü istediğin şeyler daha hızlı gerçekleşebilir. İsteklerini kendine çok hızlı bir şekilde çekebilirsin diyor. Şanslısın diyor. Pekala, bakalım. Evet, ilk olarak vazgeçme ilerle mesajı geldi bu destemden. Hemen okumak istiyorum sizler için. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin diyor. Güzel. Yani böyle hem günlük rutininizi ihmal etmeden hem de belki de böyle çok daha kalbinizde olan ama hayata geçiremediğiniz bir takım isteklerinizle ilgili, arzularınızla ilgili de çalışabileceğinizi ve bunların da aslında sonuçlarını görebileceğinizi söyleyen bir mesaj. Evlilik mesajı. Evet, evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın demiş. Ve dostluklar. Gerçek dostlarınla birlikteyken özgüvenin artar ve yaşam enerjin yükselir. Seni seven insanları ihmal etme. Sosyalleş demiş. Aa, yaylar. Yaylar çok sosyaldir aslında zaten ama belki de birazcık böyle sizi seven insanları bu aralar ihmal etmiş olabilirsiniz. Ya da belki eskisi kadar sık görüşmüyorsunuzdur. Sizi seven insanlar sizden biraz daha ilgi bekliyor olabilirler. Burada böyle bir mesaj gelmiş. Bilginiz olsun. Şimdi böyle bazı konulara çok sıkı sıkı sarıldığınızı görüyorum. Belli ki hani böyle vazgeçme ilerleyle de böyle yan yana gelmiş tılsım dörtlüsü. Belli ki böyle hayatınızı tutmak istediğiniz, henüz bırakmaya hazır olmadığınız bir takım durumlar var. Aslında bunlar bir yandan da böyle vazgeçmediğiniz şeyler olarak görüyorum. Belki daha farklı niyetlerle bir yola çıkmış olabilirsiniz ama hayat sizi başka bir noktaya getirmiş olabilir. Yine de vazgeçmediğinizi görüyorum.
isteklerinize sıkı sıkıya sarılacağınızı görüyorum Ekim ayı içerisinde. Ve merak etmeyin, hayatınıza da bir denge geliyor. Kesinlikle. Hatta size denge getirecek bir insan da hayatınıza girebilir eğer yalnızsanız. Burada daha böyle kendinizi keşfedebilirsiniz. Kendinize biraz zaman ayırabilirsiniz. Kendinize özen gösterebilirsiniz. Ve aslında ne kadar eşsiz olduğunuzla ilgili, ne kadar farklı olduğunuzla ilgili de biraz böyle çevrenizden geri dönüşler alabilirsiniz, etkileşimler alabilirsiniz. Ama aranıza mesafe koyduğunuz bir takım konular da tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Hatta bu böyle bir kişi olabilir. Belki aranıza mesafe koyduğunuz bir kişiyle tekrardan bir iletişim haline geçebilirsiniz veya aranıza mesafe koyduğunuz, hani şöyle bir kenara ayırdığınız bir iş vardır, bir proje vardır. Tekrar önünüze gelebilir bu ay sevgili yaylar. Ve aslında biraz böyle kadersel bir zamandan da geçiyor gibisiniz. Alacağınız kararlar sizi bir takım dönüm noktalarına götürebilir. Ve biraz da böyle karmalarınızla içli dışlı olabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum burada aslında? Bir takım konularda karmalarınızı verdiğinizi fark edebilirsiniz. Bir takım konularda rahatladığınızı fark edebilirsiniz ve hani bunları daha net anlayabilir bir vaziyete de gelebilirsiniz. Ama mesela sizinle aynı fikirde olabilecek, aynı amaçlarda olabilecek insanları da kendinize çekme konusunda çok iyisiniz bu ay. O yüzden diyorum ya böyle yalnız olan yaylar için özellikle hayatlarına çok böyle iyi anlaşabileceği, benzer amaçlarda, benzer düşüncelerde birileri girebilir. Şimdi romantik hayatınızda zaten biri varsa, bu bahsettiğim kişi size bir dost olarak da gelebilir hayatınıza. Ama size çok iyi gelecek birisi. Biraz böyle çocuk ruhlu birisi olacağını da söyleyebilirim. Evet, biraz belki bu kariyer alanında bir şeyleri sağlamlaştırmanız gerekebilir. Yani işte iş yerinizde ileriye dair, geleceğe dair bir sözleşme gibi, hani orada yerinizi sağlamlaştırma gibi bir takım gelişmeler olabilir. Yani bir yandan da böyle kafanızın rahat edeceği, onun üzerine acaba yarın ne olacak diye stres etmeyeceğiniz bir takım gelişmeler olacak gibi. Yani bir şeyler böyle hem kesinleşecek, hem bir karara bağlanacak diyebilirim. Hem de ileriyi de biraz görebileceksiniz. Özellikle bunun ben kariyer alanınızda geldiğini düşünüyorum. Kariyer ya da eğitim alanınızda geldiğini düşünüyorum. Aşk hayatınızda da böyle standartlarınızı, çizgilerinizi, sınırlarınızı netleştireceğiniz bir süreçtesiniz. Bu ay bir şeyler sizin için net olacak. Mesela yine hani şunu söyleyeyim, yalnız olanlar mesela veya böyle karmaşık ilişkiler yaşayanlar, kısa kısa ilişkiler yaşayanlar, ne istediğinizin üzerine düşünebilirsiniz. Bununla ilgili netleşebilirsiniz kendi içinizde. Ama hayatında biri olan yaylar da böyle sadakatle ilgili güzel gelişmeler görebilir. Eşinizin size sadık olduğunu fark edebilirsiniz. Bununla ilgili belki şüpheleriniz varsa şüpheleriniz boş çıkabilir. Ve o alanda böyle kendinizi daha rahatlamış, daha güvende hissedebilirsiniz. Sadakat konusuyla ilgili olarak. Bir de burada dişil enerji var. Belki siz biraz dişil enerjinizi yükseltebilirsiniz veya partnerinizden bunu bekliyorsanız partnerinizde de bu değişimi fark edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz böyle sosyalleşme teması var genel olarak. Yani gerek yeni insanlarla tanışmak olsun, gerek böyle
farklı ortamlara girmek olsun bir sosyalleşme teması olduğunu söyleyebilirim. Maddi alanda bir zenginleşme olabilir. Yani böyle sanki hayatınızın her alanında aslında bir bolluk, bir bereket, bir zenginleşme durumu söz konusu. Hani bu aralar Ekim ayı içerisinde seçenekleriniz çok da olabilir. Ve bu seçeneklerin hepsi çok güzel seçenekler de olabilir. Gerçekten güzel gözüküyor buradan baktığımda. Sadece belki hani kartların uyarı olarak söylediği bir takım konular, vazgeçme, ilerle konuları. Şimdi yapmanız gereken bir şey vardır, bir sorumluluk vardır. İçinizden ya böyle hiç gelmiyordur. Yani üşeniyorsunuzdur belki ya da hani yaptığınızda o sorumluluğu gerçekleştirdiğinizde gerekli karşılığı göremeyeceğinizden şüpheleniyorsunuzdur. Ama onu yapıp ardından böyle muhteşem sonuçlar görebilirsiniz. Ve bu sonuçlar da sizi çok mutlu edebilir. Yine böyle evlilik isteyenler için de güzel gelişmeler olabilir. İlişkisi olanlar ilişki içerisinde evlilik konularını gündeme getirebilir. Bununla ilgili adımlar atılabilir. Belki böyle ailelerin dahil olduğu tanışmalar gibi bir takım gelişmeler olabilir. Ama mesela böyle hayatınızdan uzaklaştırmak istediğiniz bir takım şeyler varsa o defterleri tam kapatmamış olabilirsiniz ve onlar tekrardan hayatınıza ya da önünüze gelip hani ben hala buradayım size hatırlatabilir. Orada ne yapmanız gerekiyor? O konuyu böyle toparlayıp bir şeyleri kabullenip farkına varıp belki orada çözülmesi gereken noktaları çözüp o defteri kapatmanız gerekiyor sevgili yaylar. Çünkü burada böyle hani o karmalarla beraber gelen bir şey. Belki hani böyle bir karmanızın böyle son aşamasına gelebilirsiniz. Tekrardan böyle bir önünüze gelip onu böyle yollamanız gerekebilir ama güzel bir şekilde kabullenerek orada böyle son bir durum olabilir. Evet, genel olarak böyle görüyorum sizler için Ekim ayını ve aslında belki de burada sizi çok böyle güzel bir noktada etkileyecek konulardan biri de dostluklar mesajıydı. Ve bu dostluklar mesajıyla birlikte aslında biraz kendini kapatmış yaylar, dostları sayesinde, onu sevenler sayesinde tekrardan kendini açabilir, sosyalleşebilir. Ve şunu unutmayın, şunu söylemiştim. Sizi seven insanları da ihmal etmeyin. Bu ailenizden birileri olabilir ya da arkadaşlarınız olabilir. Böyle size ihtiyaç duyup da hani sizin de eliniz belki çok doludur. Hani sizin de uğraştığınız çok şey olduğunu bildikleri için size bunu çok belli etmiyor olabilirler. Bir böyle o konuda hani gözünüz açık olsun. Size ihtiyaç duyup da sizi çok sevdiği için size kıyamayıp bir şeyler söyleyemeyen birileri olabilir. Bunu belki sonradan öğrendiğinizde niye söylemedin bana diyebilirsiniz. O yüzden de biraz sevdiklerinizle iletişimi belki kuvvetlendirmeniz iyi olabilir. Evet, bu ayın sizler için olumlama cümlesi ne olsun? Beni seven insanlar hep etrafımda. Öyle mi diyelim? Şimdi iki olumlama cümlesi vermek geçti içimden. İkisi de farklı alanlara etki ediyor. Beni seven insanlar hep etrafımda. Birincisi. İkincisi de aslında şu hani zenginlik mesajı. Zenginlik, bolluk, bereket benimle bu ay. Zenginlik, bolluk, bereket benimle bu ay diyebilirsiniz. Bu cümleleri olumlama cümlesi olarak aşağıya yorumlara yazabilirsiniz sevgili yaylar. Ve videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone de olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Tekrardan hepinizi görmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.